Muhterem Seyit Salih Özcan Hocam, size Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin eserlerinden bir şey sormak istiyorum. Müsaade ederseniz. Barla Laikası sayfa 162'de Üstad Hazretleri şöyle buyuruyor. Diyor ki, o ileride gelecek acip şahsın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı ve o büyük kumandanın piştar bir neferi olduğunu zannediyorum. Üstad Hazretleri burada ne demek istemiştir? Tabii işte dediği, bu acip adamın dediği Hazreti Mehdi demek istedi. Onun piştarı da onun öncesidir yani. O yani hazırlıyor, onu demek istedi yani Üstad Hazretleri. Maşallah. Kastamonu layıkasında şöyle diyor Üstad Hazretleri, Sayın Hocam. Ta ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri, yani Hazreti Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlendirir ve o tohumlar sümbüllenir. Burada ne demek istemiş Bediüzzaman Hocam? O zaman Hazreti Mehdi'nin şehitleri geldiği zaman, onlar çoğaldığı zaman çok çoğalacak yani. Ve onların yaptığı hizmetler de sümbüllenir, sümbüllenince ne olur? Buğday çıkar, buğday büyür yani çok. Bir habbe, bin habbe olur yani. Maşallah. Kendisinden sonraki bir dönemde ileride tarih inşallah. Hatta şöyle demiş Üstad Hazretleri Kastamonu layıkasında sayfa 139'da. Hem bu üç vazifeleri, hani Hazreti Mehdi'nin üç vazifesinden onlardan birden bir şahısta yahut cemaatte bu zamanda bulunması, kendi yaşadığı dönemi kastederek bu zamanda bulunması ve mükemmel olması ve birbirini cerh etmemesi pek uzak, adeta kabil görülmüyor. Ahir zamanda Ali Beyt-i Nebevi'nin cemaati nuraniyesini temsil eden Hazreti Mehdi de ve cemaatindeki şahs-ı manevi de ancak ihtima edebilir. Tabi Hazreti Mehdi biliyorsunuz Ali Beyt'ten gelecek. Yani Ali Beyt'ten geldiği için onlar onun şeyini temsil edecekler onlar. O hareketi onlara gösterecekler yani. Hazreti Mehdi hakikaten Ehl-i Beyt'ten olduğu için çok büyük vazifeler olacaktır. İnşallah. Üstad Hazretleri bu zamanda yani kendi yaşadığı zamanda Hazreti Mehdi'nin üç vazifesinin bir şahısta veya bir cemaatte bulunması mümkün değildir diyor. Mümkün değil, doğru. Ancak ahir zamanda. Ahir zamanda. Şimdi yaşadığımız bu dönemde. Bu zamanda inşallah birleşecek orada. İnşallah. Biz de göreceğiz inşallah. İnşallah hocam. Zaten Üstad Hazretleri size söylemiş. Evet, söylemiş. Göreceksiniz diye. Ben Mehdi'yi görmeyeceğim ama sen göreceksin dedi bana. Maşallah. Şöyle diyor Üstad Emirdağ Layıkası'nda sayfa 260. Gerçi her asırda hidayet edici bir nebi Mehdi ve müceddit geliyor ve gelmiş. Fakat her biri üç vazifelerden birisini bir cihette yapması itibariyle ahir zamanın büyük Mehdi ünvanını almamışlar diyor. Doğru. Şimdi bağırıyor. Şimdi daha evvel herkes biliyor ki gelen her asrın bir imamı var. Her asrın bir imamı var. Ama hiçbirisi Mehdi değildir. Ama bunun son zamanda gelecek olan Mehdi o zaman üç tanesi birdenbire birleşiyor. Birleştiği için şeydir. İşte Üstad Hazretleri de bana dedi ki o zaman sen Mehdi, ben Mehdi görmüyorum sen göreceksin. O Mehdi'yi Cenab-ı Hak bize göstersin inşallah. Amin inşallah. O zaman son bir üstattan bir pasaj daha okuyorum. Lütfederseniz bunu da. O zatın üçüncü vazifesi Hilafet-i İslamiye'yi İttihat-ı İslam'a bina ederek İsevi ruhanileriyle ittifak edip dini İslam'a hizmet etmektir. Bu vazife pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakarlarla tatbik edilebilir. Doğru. Şimdi öyle bir zaman gelecek ki Hristiyanlar artık Müslümanlara eski düşmanları olmayacak. Onlara yaklaşacaklar. Şey diyecekler. Onun için Müslümanlarla şeyler bunlar bir nevi şeydir ki yani bir dostluk kuracaklar. Evet. İttihat-ı İslam'a bina ederek diyor. Demek ki İslam Birliği de oluşacak. İslam Birliği mi? Doğru. Şubayı olan İslam Birliği bekliyoruz yani. İslam Birliği şimdi kadar yoktu ama İslam Birliği yavaş yavaş birleşmeye başladı şimdi. Bir milyar küsur milyar oldu şimdi Müslümanlar. Evet. Ve bunlar yavaş yavaş birleşiyorlar. Eskisi gibi değil şimdi. Bak şimdi bilmem
bir hangi devlet bir şey istiyor bizden, bizimkiler hayır diyor. Böyle değil diyor. Biz komşularımızda sıfır şey diyor. Ve bugün reddettiler onu, bizimkiler onların sözünü. İnşallah. Demek İnşallah. Ki o sözünüzü böldüm, özür dilerim. Evet. İslam Birliği Üstad Hazretleri'nin döneminde oluşmadığına göre ve İsevi ruhanilerle ittifak olmadığına göre bu şu an Hazreti Mehdi'nin yapacağı beklediğimiz bir şeydir. Evet, öyle dedi bana. Ben görmeyeceğim, sen göreceksin. Bu İslam Birliği olacak. Hristiyanlar da Müslümanlarla dost olacaklar dedi.